Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Meb'in farklı veya aynı zamanlarda yayınlamış olduğu her dersten belli bir soru göstereceğim arkadaşlar size. Nasıl sorular var, nasıl soru kökleri var. Bunları size göstereceğim. Şimdiden uzun bir video olacak seziyorum. Lütfen bunun için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle aşağıdaki yönergemizi okuyalım. Buna göre TDK sözlüğünün görselde kaç numaralı perde sözcüğünün anlamını örnekleyen cümle yukarıda yer verilmemiştir. Öncelikle bize verilen cümlelerdeki perde sözcüğünün anlamını yazalım yanlarına. Tezgahlarımızı ayıran perde. Buradaki perde iki yeri birbirinden ayıran taraf olarak kullanılmış A şıkkında. Bakalım buradan da iki yeri birbirinden ayıran bölme. 3 Üçüncü şey A, A'da var. Yani bunu eleyelim. Oluyu da eleyelim. Çünkü üçüncü şey var arkadaşlar. Mutfağın perdesi kirlenmeyi yüz tutmuştu. Bildiğimiz perde ilk anlam. Görüş ışığı engellemek bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Ha, bu. Görüş ışığı engellemek bir şey gizlemek için pencereye ve bir açıklığın önüne getiren örtü. Bunu kaçırmışım. Evet örtü arkadaşlar. Buradaki de bildiğimiz perde. Bir de değil. Zaten şıklarda da bir yokmuş. B'yi deleyelim. De İçimiz ısıtan bir perdeyle mırıldanmaya başladı. Buradaki perde notadaki perde anlamında. Yani seste pes perde. 4 te var arkadaşlar. 4'ü deleyelim. De Hemen sonuncusuna gelelim. Okul gösterisinde projeksiyon perdesini kurma işi bana düştü. Projeksiyon perdesi arkadaşlar üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydama olmayan yüzey. Sinema perdesi, projeksiyon perdesi. 2'de gitti. Cevap arkadaşlar denizli ama yine de beşe bir bakalım. Belki hata yapıyoruzdur. Doğruyu görmeye engel olan şey. Sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi. Bu alakasız. Cevap D. Evet arkadaşlar normal sınavlardaki bir yapıyorum. Önce Türkçe, inkılap, din, İngilizce sonra matematik ve fen olacak. İnkılaba geldik. Çok soru olmayacak çünkü bir soruyu çözmek zaten uzun zaman oluyor. Haritalar karşılaştığında hangisi kesin olarak söylenebilir? Kesin olarak ifadelerinde bu gerçekten önemli bir şeydir arkadaşlar. Hiç kafamızdan bir şey söylemeyeceğiz. Mesela Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye kuruldu. imparatorluklar yıkıldı fakat bu haritada bize bunu anlatmıyor. Yani çoğu şeyi anlatmıyor bizim bildiğimiz. Bir bakalım arkadaşlar. Kesin olarak söylenebilir. Ülkelerin sınırları değişti evet. Ekonomik kayıplar yaşandığını biz buradan anlayamayız. 3 Üç değil. 3'ün olduğu şıkları eleyelim. Zaten cevap çıktı. Ama yine de bakalım. İmparatorluklar yıkıldı. Osmanlı Devleti, Türkiye olmuş. Alman İmparatorluğu Almanya olmuş. Avusturya Macaristan ayrılmış. Yerine yerine bir sürü ülkeler gelmiş arkadaşlar. Bire de ulaşabiliriz. Yeni devletler ortaya çıktı zaten en bakımı Osmanlı'dan Türkiye olmuş. 1-2-4 cevabımız B'dir arkadaşlar. Bu basit bir soru olmuş. Ama yine dediğim gibi şıkı bulsanız da yani cevabı bulsanız da devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar dine geldik. Bu afişte sosyal edilen uygulama İslam dinin korumasına önem verdiği temel haklardan hangisi doğrudan ilgilidir? Ee, Sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. hükme getirildi. Hemen bakalım burada dinle ilgili hiçbir şey anlatmamış. Akılla ilgili bir kenarda dursun. Malla ilgili de hiçbir şey anlatmamış. Burada önemli olan arkadaşlar öncelik hayatın demiş. Can. Yani canın korunmasına dikkat çekmiş arkadaşlar. Gelelim. Andolsun ki zamanı ki bu asır suresi arkadaşlar altta diyor. Ama evet hemen önce yönergeyi okuyalım. Yargıların hangisini oluşturabilir? Andolsun zamanı ki insanlar gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih hemen işleyenler, birbirlerine hak ve sabrı tavsiye edenler hariç onlar başka. Kötülüklerden Allah sınırmalıdır. Bence buna ulaşılamıyor. Ama kalsın. İnanma ihtiyacı insanda doğuştan vardır. Bu da kalsın. Ama bence değil. İnsanların başkalarına karşı sorumlulukları vardır. Bu bence doğru arkadaşlar. Çünkü burada salih amel işleyenler, tavsiye edenler hariç diyor. İnsan zaman iyi şeyler yaparak değerlendirmelidir. Dört kesinlikle var. Onun için dördün olmadığı şıkları eleyelim. Bize C ve D kaldı. 3'e evet dedik ama yine de bir kontrol edelim arkadaşlar. 2 olabilir mi? İnanma ihtiyacı insanda doğuştan vardır. Andolsun zamanlı insan karşısında ziyan içindedir. Burada inanmayla ilgili hiçbir şey yok. Yani cevap arkadaşlar 3 ve 4 denizlidir. Evet arkadaşlar bu İngilizceye geçtik. Şimdi bu bizim görebileceğimiz en basit soru türlerinden biri. Hi, are you ready for the party tomorrow? Don't forget to bring your pajamas, Mary. Pijamalarımızı getirmeyi unutmamamız söyleniyorsa herhalde barbekü partisinde, mezuniyet partisinde veya eve hoş geldin partisinde değil de pijama partisindeyizdir. Cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Hemen aşağıya gelelim. Bu biraz daha uzun. Which question does not have an answer on the poster? E, cevabını alamayız diyor bu posterde. What is the deadline of the activity? Yani en son bizim haberleşmemiz gereken tarih. Deadline arkadaşlar. Please inform us until May 10 if you would you like to attend the camp. Eğer biz Mayıs'ın 10'undan önce haber vermemiz gerekiyormuş. Bunun cevabı var. How will the campers get to Lucas? Lucas'a nasıl ulaşacak? Kampçılar arkadaşlar. Bakalım. Bruce Watson var. Burada Lucas'la ilgili hiçbir şey yok. Hatta Lucas L Bu bir, bir, dursun. Yine öbürlerine bakalım. Bak what, acti what, activities are there? Bakalım. Hmm. Barbecue partilerimiz varmış. Fishing, hiking ve cycling varmış. Buna da cevap var. How can the campers contact Bruce Watson? For information contact Bruce Watson arkadaşlar. Buna da cevap var. Ben bunu yanlış çevirmişim. Özür dilerim. Nasıl Lucas'a gelirler? Bu göle gelirler. Trenle geliniyormuş. Buna cevap var. Buna yok. Çünkü burada e-posta falan yok. Burada yanlışlıkla o hataya kapıldım. Ama dediğim gibi kontrol ettim. Ve yaptığım hatadan döndüm. Böylece bir tane netim bana geri gelmiş oldu. Eğer kontrol etmeseydim Eksi bir netim olacaktı ve bu çok kötü bir durum olacaktı. İyi ki fark ettim arkadaşlar. Hem videoda rezil olurdum hem de LGS'de böyle bir hata yapsam gerçekten çok kötü olurdu. Hemen devam edelim. Cevabımız D. Ve devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi uzun fare yakan Ali Bey önünde kök 12.500 metre uzunlukta bulunan tüneli görebilmesi için en az kaç metre daha yol almalıdır? Karayolunda trafiğe çıkan bütün araçların karayolu trafik kanunda şartlara uygun olarak kısa farları 25, uzun farları 100 olacakmış. Ee, uzun farlarını yakan Ali Bey. Ali Bey uzun farlarını yakıyorsa önündeki 100 metreye kadar görebilir arkadaşlar. Ve Ali Bey'in tünele olan uzaklığı kök 1250 metre. Kök 1250 metre. Bunu hemen çarpanlayına ayıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bunun çarpanlarından ayırdık. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 5. E, 2 üzeri 2 bunları kök içine aldığımızda 2 üzeri 2, 2 olarak çıkar. Kök içerisinde 5 kök e, 5 kaldı arkadaşlar. 5 kök 5'i de e, arkadaşlar kök içinde 5 kök 4 çarpı 5 alarak alabiliriz. Bu da dışarıya 5 üzeri 2 çıkar. 2 çarpı 5 üzeri 2 kök 5. Bu da 50 kök 5 eder arkadaşlar. 50 kök 5 bizim sayımız. Sonucumuzu 50 kök 5 bulduk. Şimdi biz 100 metre yapıyormuşuz. Kök 5'in sayısal değerini bulmamız gerek. Bunu da bulmak için arkadaşlar kök 5'i buraya yazarız. En yakın olduğu sayı kök 4. Sonra da kök 9. 2 ile 3 arasındadır arkadaşlar, kök 5. Kök 4'e uz olan uzaklığı 1. Kök 9'a olan uzaklığı 4. Toplamda 5 etti arkadaşlar. Ee, böyle yaptık dediğim gibi. Şimdi 5'imizi buraya yazalım. Ve yakın olduğumuz sayı 1. 1 bölü 5, 0. 0,2 çıktı. Yani bu yaklaşık 2,2 ediyor. Bunu da deneyelim arkadaşlar. 2, 22 çarpı 22 yapalım. 44, 44. Biraz karışık oldu ama olsun. Matematik böyledir. 484 çıktı. Bu da 5'e en yakın olması gerek. Bir de 23'ü deneyelim. Yani 2,3'ü belki hata yapmışızdır. Kontrol etmek önemli arkadaşlar. Buradan da 46 çıktı. 529. Bunun 5'i 500 alırsak bu 29 birim, bu ise 16 birim yani doğru bulmuşuz. 5, e, 5'in değeri 2.2. 50 çarpı 22 bölü 10 arkadaşlar. Bunları da yaptığımızda 110 çıkıyor. Biz e, 100 metre zaten uzun farlarımız varmış bizim ve 110 bulduk arkadaşlar. 110 eksi 100 metre. Bu yaklaşık bir değer, tam değil. Bunun için 10'dan küçük olması gerek arkadaşlar, 5 metre ile 10 metre arasında. Çünkü dediğim gibi 50 kök 5 bulduk arkadaşlar ve kök 5 her türlü 3 olamayacağından, 3'e yakın olmayacağından 5 ile 10 metre arasında olması gerek bu uzaklığın. Biz yaklaşık biz 10 metre bulduk. Ama bu yaklaşık bir değer dediğim gibi. Matematikte böyle arkadaşlar. Bayağı da işlem yapmışız. Hemen ikinci soruya geçelim. Göz sağlığı için televizyon izleme mesafesi ekran boyutuna göre ayarlanmalıdır. Ufuk Bey'in yeni aldığı televizyonu 37 inçtir. Evet. Televizyon izleme mesafesi ne olabilir? 37 inç ise bu 200 santimetreymiş. 2 metre ile 2,5 metre arasında olmalı. 2 metreyi kök içine alırsak kök 4 metre yani kök 3 metre direkt elendi. 2,5'i de şöyle alalım arkadaşlar. 25 olarak alalım. 25 çarpı 25. Bu da 6,25 eder. Bu 625 eder. Bu da 6,25 eder. Yani bu da kök 6,25 alalım. Kök 6,25'ten küçük. Kök 4'ten ise büyük olması gerek. Bu da yalnızca B şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız kök 5 metre. Arkadaşlar az önce şunu fark ettim. Biz cevabı 10 bulduk. Yani ondan küçük olması yanlış olur. Bunun için cevap bol arkadaşlar. Gerçekten LGS'de bir net kaybetmiştim Allah korusun. Bunda geri dönmedik. Bir daha işlem tekrar yapmadık. Bu büyük bir hata oldu. Bu da hepimize ders olsun. Soru yapınca bir daha tekrar etmemiz önemli arkadaşlar. Hemen fene geçelim. Evet verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri hayatta kalabilen pervane kelebeklerin yer aldığı toplulukların özelliklerinden biridir. Pervaneler arkadaşlar namı diğer güve ay ışığına yönelirlermiş. Ben burayı özet, özetleyeyim. Fakat ışık kirliliğinin olduğu yerlerde ışıkları ay sanıp ışığa gidiyorlarmış ve avcılar tarafından yeniliyorlarmış ya da yanarak ölüyorlarmış. Işık kirliliğinin fazla olduğu bölgelerde yaşayan pervane topluluğu üyeleri diğer pervane topluluklarının üyelerine göre ışığa daha az yönelme eğiliminde olabilirler. Işık kirliliği fazlaysa onlar artık oraya adapte olarak ışığa daha az yönelirler arkadaşlar. Çünkü ışık kirliliği fazla ışığın artık ay olmadığını yavaş yavaş anlarlar. Işık kirliliğinin az olduğu bölgelerde yaşayan pervane topluluğu üyeleri diğer pervane topluluklarının üyelerine göre ışığından daha az yararlanırlar. Hayır ışık kirliliği az tam tersi aya daha fazla yönelirler. İki gitti. İkinin olduğu tüm şıkları eleyelim. En sevdiğim şey cevap çıktı. Ama yine de devam edelim. Işık kirliliğinin az olduğu bölgelerde yaşayan pervane topluluğu üyeleri diğer pervane toplulukları üyelerine göre ışığı daha fazla yönelme eğiliminde olabilirler. Evet ışık kirliliği az. Ay'a daha fazla yönelirler. B yapmadan önce kontrol edelim. Az önce matematikte gittik. İngilizce'de de ama İngilizce'de de kurtardık. Matematikte gittik. Bakalım. Evet bu şık doğru. Bu şık da doğru. Zaten 2'yi eledik kesinlikle. Tüm şıklar gitti. Cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Herkese video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bayağı uzun bir video oldu. Umarım like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız hoşçakalın arkadaşlar.